Hazırlık var. Sanki şöyle yılbaşı civarı bir single daha çıkaracağım. Sonra bir single daha çıkarıp yaza doğru da albüm yapmayı hesaplıyorum. Yazık. Kendi bestem. Ben şu ana kadar ilk Duygusal defa veya hareketli. bu sefer biraz böyle kışın ortası olunca yine böyle bir güzel bir duygusal şarkı yapalım dedik. Yaza doğru yine hareketleniriz illaki. Hepsi benim bestem. Albüm de hazır. Onların besteleri de bitti. Ya ben hani gücüm yettiğince kendi bestelerimi söylemeye çalışacağım ama güzel şarkılar olursa Şarkının söyleriz. ismi... Yok, daha adı yok şarkının, biliyor musunuz? Gerçekten adı yok. Düşünüyorum şu an. Koydum mu adını? Yok. Vallahi bir tek sözleri var. Adını koymadık. Adı muhtemelen çıkmadan böyle bir hafta 10 gün önce Kartonet'i düşünürken belli oluyor. Hala adı yok şu an yani. Beşiktaş Kültür Merkezi'ne girdiğim gün benim en önemli dönüm noktalarından biridir hayatımda. Yani Yılmaz abiyle tanıştıktan sonra bence her şeyin startı verilmiş oldu diye düşünüyorum. İşte tam o meslekte de şuna dönüşüyor. Oyunculuk mu, müzisyenlik mi? Ya yapabildiğim kadar ikisi de benim için aynı özellikteler. Yani aynı önemdeler, öyle söyleyeyim. İkisini de yapabildiğim kadar iç içe yapmaya çalışacağım ki çok güzel hareketler buna çok müsaitti mesela ilk çıkışımız. Sonra yaptığım bütün işler de öyle. Son yaptığımız sinema filmi de öyle. Hani hem oyunculuk yaptığım hem şarkı söyleyebildiğim bir filmdi. Yani elimden geldiği kadar ikisini iç içe götürmeye çalışacağım. Ben Peki sizin aşk hayatınız nasıl? görüşürüz kahramanlar. Hoşça kal. Taksi. İyi, benim çok stabil, sakin bir hayatım var. Zaten gördüğünüz, okuduğunuz neyse o. Çok böyle gezmeli, tozmalı, karmaşık bir durumumuz yok. Valla sizin özel hayatınız nasılsa bizimki de öyle yani. Sakinlik, Şu an biri yok yani. Biri yok mu? Yok, o kadar değil yani. var yani, Olur. iyiyiz çok şükür ya, keyfimiz yerinde bizim.